Evet. Sadık hocam, biz yaklaşık 1,5-2 aydır aşılama ve budama kursunu sonlandırdık, devam ettik. Bir sınavla sonlandırdık. Bugün de burada bir bahçemizde bütün ağaçlar üzerinde budama ve aşılamaları da uygulamalı olarak üreticilerimize göstereceğiz bugün. Şimdi burada budamaya hünnap ağacından başlayacağız. Bu iri dediğimiz bir hünnap, elma tipi dediğimiz bir hünnap. Evet. Hünnabın budamasını birçok üreticimiz çok bilmiyor ama hünnap ağaçlarımız da budanıyor. Hünnap ağaçlarımızın budanması da yine aynı diğer ağaçlardaki gibi güneşlenmesini ve ışıklanmasını alacağız. Hünnap kestikçe sürgün veren bir ağaç. O yüzden hünnabı biraz hani anlayacağınız gibi bağ gibi bulacaksınız. Şimdi Ramazan abi kısmen şurada doğru bir iş yapmış. Yani şu olayı yapacağız hünnapta. Mesela şu kol üzerinde şunları biraz daha ikişer ve üçerli göz şeklinde keseceğiz. Çok uzun değil de biraz daha kısa şeklinde keseceğiz. Çünkü hünnap ağaçlarımızda kestiğiniz her bir yaprak sürgününün dibinden tekrar şey verecek, sürgün verecek. Yalnız bu kesimi yapan bütün üreticilerimizin ya iyi bir hayvan gübresiyle gübrelemeleri ya da toprak analizleri varsa ona göre de iyi bir gübreleme yapmaları lazım. Yani toprağı güçlendirmeleri gerekiyor ve suyu mutlaka ilave etmeleri gerekiyor. Bu ağacımızın içerisinde ileride bize bir kapatacağı için bunu dibinden alabiliriz. Bu çatal bir gövde olmuş. O yüzden bir kesmeden bir ip yardımıyla şu şekilde açarak yukarıya da yükseltebiliriz. Bu da farklı bir yöntem. Ancak dikenli bir bitki olduğu için yarın size toplamada da sorun olacağı için bunu şuradan almamız gerekiyor. Hem ışıklanmamızı da alacağız. Bunu köklendirebiliriz mesela. Şunu bir fidan haline döndürebiliriz. Bakın yine bu dal üzerinde şunu biraz kısaltıyorum. Yine ikişer göz üzerinden kesiyorum. İki veya üç göz üzerinden yapabilirsiniz. Buradaki işlemim bitti. Şu olayım bitti. Şunu biraz daha uzun bırakmış. O yüzden şuradan yine kesiyorum. Yine şuradan kesiyorum. Bunları bu şekilde keseceksiniz. Eğer birbirini sık değil mi bu şey? Şu dalların birbirine açısı çok uygun olduğu için çok da almama gerek yok. Yani üst üste gelmiyor. Birbiriyle farklı açılarda geliyor. Eğer bunlar yan yana sürekli çıkmış olsaydı bir dolu bir boş şeklinde güneşlenme ışığını alacak şekilde ben bunu bulacaktım. Şimdi gelelim şu işlem üzerine. Yine burada herhangi bir dal kesimi yapmıyorum. Bakın uç kesimi yapıyorum. Çünkü dalım çok güzel açı vermiş. Evet. Sadece açısını düzeltiyorum. Zaten bu kesmiş olduğum gözlerin, yaprakların dibinden hızlı bir şekilde sürgün verecektir. Yine yukarı şu şekilde dışarıya yönlendiriyorum. Bu şekilde bu dal üzerindeki işlemi bitiriyorum. Hünnabın budaması çok kolay. Yani dikkat edeceğiniz iyi bakmak, iyi gübrelemek, iyi sulamak. Onun dışında da çok zor bir işlem değil hünnabın budaması. Yine bakın uzun değil, ikili ve üçlü gözler şeklinde bırakıyorum. Geliyorum buraya. Şimdi burada işlem yapacağım. Ne yapacağım burada? Şimdi şu dalın normalde şöyle gitmesi gerekiyor. Bakın. Şimdi Ramazan abinin hemen her şey dal kesmek değildir. Şu gövdeyi şuradan bağlayarak şu ağacı bir dikleştirmemiz gerekiyor. Gördünüz mü? Eğer ben bu açıyı yakalarsam burada dal kesmeme gerek kalıyor mu? Tamam, kalmıyor. Bağlayalım bir şunun. Evet, bağlayalım. Bir kazık çakalım. Bu bağlayalım. Şimdi bu işlemi yapınca bakın bu işlemi yapınca şu dalın bu dala baskı yaptığını gördüğüm için bunu almak zorunda. Çünkü şimdi doğru budamayı bu şekilde yapıyoruz. Anladınız değil mi demek istediğimi? Şu ayrılma. Hemen oraya bir kazık çakalım. Tamam oraya. Şunu bağlayalım. Ya, şimdi bir ip lazım Ramazan abi. Bazı ağaçlarda yatık olan ağaçları düzeltmek adına bu şekilde kazıklar bağlayarak ağaçlarımızı düzeltirsek ağacımızı daha iyi yönlendiririz. Budamamızı da ona göre daha iyi ayarlarız. Evet. Bu şekilde yatık olan bir dalda yapacağımız kesimleri yanlış da yaparız. Ağacı yönlendirmek adına düşünürseniz bizim bu şekilde ağacı budama işlemi sadece kesme işlemi değildir. Ağırlık bağlama, dalaşma işlemleri de budama işlemlerin genel işlemler içerisinde yer alır. Aşılama da bu işlemler içerisinde yer alır. Şimdi bu işlemi bağladıktan sonra yaptığımızda bakın 1, 2 ve 3'lü dallar üzerinde artık şurada birbirine değecek olan dallarda temizlik yaparız.
Ben bu ağacı bu şekilde diktiğimde bu iyi gelişmiş bir dalım. Bu da taze dalım. Bunların arasındaki işlemleri de yaparım. Ya da şunu şuradan direkt çıkartırım. Tamam. Daha rahat bir şekilde yönlendireceğiz. Kolumdan çürümüş çürümüş bunlar. Şimdi yamuk giden, kılavuzları yanına düzgün koymayan ağaçlarımızda rüzgarlı bölgeler nereden daha çok fazla rüzgar esiyorsa ağaçlarımızda hangi ağaç olursa olsun bir eğilme meydana geliyor. Biz bu eğilmeleri istemiyoruz. Ağacımızın dik gelişmesini istiyoruz. O yüzden ağaçlarımızın yanına kılavuz koymamız gerekiyor. Kılavuzu demir parçası yapabilirsiniz, tahta parçası yapabilirsiniz veya kargı yapabilirsiniz. Ancak kılavuz ağaç biraz güçlendikçe, rüzgar da eğer bölgenizde çok fazlaysa kılavuzun üstüne doğru yani eğilme yapabilir. O yüzden kılavuzlarınızın güçlü olması lazım. Eğer kılavuzunuz güçlü değilse belli bir süre sonra ağaç sallandıkça kılavuz ağacın üzerine binmeye başlıyor. Koymuş olduğunuz kılavuz işe yaramıyor. İkincisi, sağlam ve güzel bir kılavuzu da mutlaka kireç veya mazota bandırın. Evet, tahta şurada, kullanıyorsanız da şurada tahta kargı, kullanmış, evet. kargı şeklinde kullanıyorsanız mutlaka kullanacaksınız. Şimdi bu eğme işlemini yapmış olduğumuz tahta parçasının metal kazık da olabilir, tahta parçası da olabilir. Bizim için uzakta olduğu için çok önemi yok. Ancak ağaç dibindeki kılavuzların çürürse, eğer yağmurda, havada, gece gündüz sıcaklık farkında çürürse kökünde termit karıncalar üremeye başlıyor. Tahta kurtları üremeye başlıyor. Zaman içerisinde ağacın kök bölgesine de girebilecek haşereye, zararlıya da yol açarsınız. Kılavuzlarınızın da mutlaka dikkatli olması lazım. Konumuza dönüyoruz tekrar. Şimdi mevcut olan, yamuk olan ağacımızı düzelterek ağacımızı dikleştirdik. Ağacımızdaki budama işlemlerini kesecek olan dalları daha doğru seçmemize sebebiyet verdi. Evet. Şimdi bakın, hem dikenli bir bitkiden bahsediyoruz hem güçlü bir bitkiden bahsediyoruz. Bakın şu ağacımızın içerisinde orta göbekten meydana gelen şu görmüş olduğumuz ağaç burayı ne yapıyor? Kapatıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Fakat bu şurada iki farklı işlem yapabilirsiniz. Şunu dibinden alıp şu ikisini komple atıp şunu tek yükseltebilirsiniz. Yani şuradan kesip. Ya da şu kalını kesip, şu ortadakini bırakıp şunu da kesebilirsiniz. Burada 2-3 farklı işlemi yapmanızda herhangi bir yanlışlık yok. Ancak mevcut ağacımızın artık form kazanması ve dışarıya açılmasından dolayı ben bu dalı bırakacağım. İç kısımdaki şu engel olan dalımı içinden çıkaracağım. Şu şekilde dikenli olduğu için de dikkat edeceksin. Bakın kesim yaptım. Kesim yaptıktan sonra artık benim buradaki güneş ışınlarım ve buraya gelebilecek ilaç atarken ne dedik? İyi budama yaparsanız atacağınız ilaçı, gübreyi de ağaca iyi işletirsiniz. Yoksa çok kapalı olan ağaçlarda hiçbir şekilde attığınız ilaçların %80'i bence bana göre boşa gidiyor. O yüzden budama bu aşamada çok önemli. Şimdi çok da ağacımı yükseltmek istemiyorum. Dışarıya vereceğim. Yine bir dal parçasını çıkarıyorum. Burada yine sürgünlerimi ikişer göz üzerinden keserek ağacımı, buradaki işlemlerini bitiriyorum. Yine bu kısa sürgünleri şunu alabilirim. Şu şekilde keserek artık işlemi bitiriyorum. Burada dal açıları uygun ve güzel geliştiği için dal kesimi yapmıyorum. Ama burada farklı bir dal iç kısımdan çıktığı için şu dalı buradan alıyorum. Şunu kesiyorum. Birbirinin üstüne binen dalları ne yapıyorduk? Alıyorduk. Yine buradan şu dallarımı kısaltarak şu şekilde işlemimi bu dal üzerinde de ne yapıyorum? Sonlandırıyorum. Buradaki gelen dal yapıları ve açıları ne yapıyor? Bakın olduğu gibi geliyor. Şimdi şu dal üzerinde dışarıya yönümü verdim. Uçlarını kısalttım. Şu dik giden dalım herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu bu bölgeye? Şu an yaratmıyor ama ileriki dönemlerde yaratırsa yine burada kesim işlemi yapacağım. Şimdi dönüyorum. Böyle ağaçlarda budamayı dal dal yaparsanız kafanız hiç karışmaz. Bir dal üzerinden diğer dal üzerine geçerek işlemlerinizi devam ettirirsiniz. Yine geliyorum, burada da bakın yine şurada şurla üstteki dalla birbirini kapatan dalı görüyorum. Yine bu dalı buradan çıkartarak ortamın ışıklanmasını arttırıyorum. Yine şu şekilde gözlerimin de ikişer göz üzerinden ne yapıyorum? Alıyorum. Yine burada dal sayısı biraz fazla. Şunu şuradan alabilirim. Yine şunu şuradan kesiyorum. Aşağı gövde üzerinde çok dal bırakmıyorum. Şunu da şuradan alarak biraz yukarıdan işlemimiz kolay olması adına. Yine bakın kuru dalları da üzerinden temizliyorum. Şurada bunu istemiyorum. Bu da şu an açıyla gideceği için
bu tarafa yönlendirdim ağacımı. Görmüş oldunuz. Kuru dalları da temizlemeyi unutmayın. Kesinlikle temizleyeceksiniz. Artık buradaki işlemim de bitti. Geliyorum buradaki dalıma. Burada hangi dalı keseceğiz? Ne yapacağız? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Şu dalı almamda şu an için bir sıkıntı var mı? Yok. Alsam da olur, alsam da olabilir ama bu sene için şu aram benim iyi. O yüzden iş yapmıyorum. Bakın kuru olan dalları bir kere kesiyorum. Buna dikkat edeceğiz. Bakın yine burada da kuru dallarım var. Yine bunu da kesiyorum. Bunu da çok içeriye yönlendirmiyorum bakın. Bu tarafa engel olmaması adına. Şunu dışarıya veriyorum. Bu işlemi de şöyle yapıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Sadece kısaltma işlemi yapacağım. Evet. Kuru dalı alıyorum. Kısaltma işlemlerimi yapıyorum. Yine baktığınız zaman işlemimiz bitti. Şu an bambu dağı gibi oldu bu. Efendim? Aynı dağ gibi. Allah Allah. Bizim babamız gibi. Şimdi bakın hünnebe ağacı şey yapıyor. Arada böyle tutuyor. Yok sen ben niye kesmeyeyim diye yapıyor.